Başkanım merhabalar. Merhaba. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı bu sene 14. kez düzenleniyor. Siz de spora çok yakın bir insansınız. Sürekli desteğiniz var. Neler söyleyeceksiniz Başkanlar Kurulu toplantısı hakkında? Tabii bugün yine 14. Başkanlar Kurulu toplantısı için toplandık. Tabii ben mümkün mertebe yerel yönetici olarak her sene burada bulunmak istiyorum, arzu ediyorum. Çünkü yerel yönetimlerin amatör spordaki desteği çok önemli. Yerel yönetimler desteğini çekse ben korkuyorum ki amatör spor olmayacak. Dolayısıyla bütün belediye başkan arkadaşlarımın da bu tarafa yönlendirmeyi ve her toplantıda en azından bir belediye başkanı sayımızı her toplantıda birer tane arttırmayı düşünüyorum. Dolayısıyla toplantı inşallah hayırlı olur. Murat Bey gerçekten özverili çalışmasıyla, ekibiyle güzel bir çalışma sergiliyorlar. Amatör spor bizim her zaman sahip çıkmamız gereken bir spor dalı. İlçelerimizde hem tesisleşme adına hem de bu öğrencilerimizden yetenekleri hangi branşta yetenekliyse çocuklarımızın o branşta çocuklarımızı spora kanalize etme adına ben önemsiyorum. Çünkü gençler enerjilerini sporda tüketmeleri gerekiyor benim görüşüm. Ve enerjilerini sporda tüketen her genç her türlü sıkıntıdan, kötülükten uzaklaştığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bütün yavrularımızda ben elimizden geldiği kadar eğitimiyle olduğu gibi sporuyla da ilgilenmeyi arzu ediyorum ve önemsiyorum. İnşallah hedefimize biz ulaşırız. Çünkü her geçen gün destek daha fazla arttığı kanaatindeyim. Çünkü hem iktidarımızın hem belediyelerimizin tesisleşme adına güzel projeleri var. Halen bu projeler devam ediyor. İnşallah bu projeler çerçevesinde biz bu tesisleri de güzel çocuklarla ve sporcularla doldururuz diye düşünüyorum. Çünkü bir insanın kurtarılması bütün insanlığın kurtarılması gibidir diyen bir zihniyete sahibiz biz. Biz inşallah bir yavrumuzu bir sıkıntıdan kurtardığımızda ben inanıyorum ki çok büyük engelleri aşmış olacağız diye düşünüyorum. Ve toplantının başarılı geçmesini ümit ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı bu sene 14. kez gerçekleşiyor. Evet. Siz de teşrif ettiniz. Yerel yönetimler çok önemli amatör sporlar için. Öncelikle Kazan'daki sportif faaliyetler, gelişmeler den başlayarak ve Başkanlar Kurulu toplantısının bir değerlendirmesi alsak. Yani bizim ana bir sloganımız var. Sporla kazan. Kazan kazan ama sporla kazan. Gerçekten de Kazan çok hızlı bir gelişim ve değişim gösterdi ama bu hızlı gelişim ve değişimle beraber maddi olayların en az olduğu, maksimum barışın en iyi şekilde sağlandığı, sosyal barışın temin ve tesis edildiği bir süreç yaşıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Kazan Belediyesi olarak ekibimle beraber spora verdiğimiz destek, sporun yaygınlaştırılması, amatörce yapılması ve bunun mahallelere kadar, okullara kadar inmesi. Bu da beraberinde milli sporcularımızı, beraberinde başarı dolu şampiyonluklarımızı, dünya ve Avrupa ödüllerimizi ve birçok da olimpiyatlarda aldığımız derecelerle beraber gurur kaynağımız olan başarıları getirmiş oldu. Bundan son derece mutluyuz ve gururluyuz. Bugün 14.sü gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısında gerçekten de ben müthiş bir gurur duydum. Sporun sevgi ve aşk dilini konuşulduğu bir merkezin bundan sonra tüm Türkiye'de yayılacak bir süreci bence çok daha öncesinden Murat Kandaz Başkan ekibiyle beraber başlatmış. Bize düşen Ankara başkent, başkentteki bu toplumsal huzuru, barışı, kardeşliği daha çok yaygınlaştırmak için amatör sporlara herkesin destek vermesi lazım ve inşallah bir gün başkentime yakışır, ülkeme yakışır. Modern bir stadyumda bir milli maçı önümüzdeki günlerde seyretme özleminin bittiği süreci görmüş oluruz. O özlemi bütün spor severler adına söyleyelim. Gerçekten yerel yönetimler amatör spor için, spor için çok önemli. Size bir yerel yönetim başkanı olarak burada olmanız bizleri sevindirdi. Çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten de böyle bir camianın içerisinde profesyonel bir lisanslı sporcu olarak olmak da ayrıca mutluyum. Ankara adına mutluyum. Ülkem adına mutluyum. Emeği geçen ve Türkiye'nin bu gelişim ve kalkınmasında bana göre isimsiz kahramanlar olarak mücadele eden, bu salondaki katılan bu toplantıya herkese tekrar teşekkür ediyorum.
sporcu bir başkanımızın olması da hem Kazan için hem de Ankara için bizim için çok önemli. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak Başkanlar Kurulu toplantısını bugün 14. kez düzenliyoruz. Tabii ki Başkanlar Kurulu toplantısı çok önemli Ankara için, Ankara Spor için, Ankara Amatör için. Sorunların çözümü noktasında adımlar atılması için, başkanların sorunlarını iletmesi açısından neler söyleyeceksiniz Başkanlar Kurulu toplantısı adına? Bir de bugün şunu gözlemledim ben. Tesisleşme anlamında önemli bir sorun var başkentte. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Sayın Yunus, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bütün bizi yalnız basın mensuplarına, kulüp başkanlarımıza, belediye başkanlarına çok teşekkür ederiz. Tabii ki Ankara Başkanlar Kurulu her sene olduğu gibi yine Antalya'da, Alanya'da icra ediyoruz. Bu sene 14. Başkanlar Kurulu'nu icra ediyoruz. Şu anda öğleden önceki programımızı bitirdik. İnşallah öğleden sonraki programımızı devam edeceğiz. Öğleden sonra da kulüp başkanlarımızla sohbet edeceğiz. Evet, burada tabii ki bu proje gerçekten güzel geçmişten bu zamana kadar devam eden birlik beraberliğimiz adına çalışmalarımızın sonuçlarını almak, nerede doğru yaptık, nerede eksiğimiz var bunu görmek adına başkanlar kurulu önemli. Burada bütün biz tabii bir yıl boyunca konuştuk, çalıştık, elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik, projemizi ürettik ama bugün bunun karşılığında ne göreceğiz, neler karşı tarafa yansıması nasıl, bunu inşallah görmek istiyoruz. Tabii ki tesisleşme, evet, gerçekten Ankara'mızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunu da zaten biz Amatör Spor Federasyonu olarak ve camiamız olarak her defasında, her programda ifade ediyoruz. Çünkü mutlaka Ankara'mıza tesis noktasında sadece stat meselesi gündeme geliyor sürekli olarak. Ben de hep şunu söylüyorum. Bizim meselemiz stat meselemiz değil. Bizim sorunumuz stat tesis sorunu. Bu tesisi bir an önce sözümüze gerekiyor. Yıllardır ihmal edilmiş olan başkentin artık bu Markus Tarihi'nden kurtulması lazım. Tabii mahallelere mutlaka semsaların oluşması lazım. Bugün Ankara'da kentsel dönüşüm dönemi başladı. Bu dönüşüm sırasında her mahalleye bir semt sahasının, salonun yapılması için belediye başkanlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Sadece park bahçeyle bu iş bitmiyor. Çünkü siz park bahçede çocukların gelip evet 1-2 saatini geçirebilir, 15 dakikasını geçirebilir ama tabii ki elbette ki yaşlıları, gençler de bizim için, hepsi bizim ülkenin vatandaşı. Onların da mutlaka yeşil alanlara ihtiyaçları var ama bizim en daha çok artık günümüz dünyasında spor alanlara ihtiyacımız var. Bunlar parkların içinde olabilir, bağımsız olabilir ama demin ifade ettiğim gibi konuşmamda mutlaka şunu gözetmek lazım. Ulaşım noktasını, güvenlik noktasını ve fayda noktasını iyi belirlemek lazım. Bunu belirlediğiniz zaman ve testleşme ona göre yaptığınız zaman hem başkent Ankara Sporu hem de ülke sporu çok önemli kazanımlar elde edecektir. Bununla ilgili de biz başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, diğer ilçe belediye başkanımızla beraber yoğun bir gayret içerisindeyiz. Spor Bakanımıza zaman zaman konu iletiliyor. Efendime söyleyeyim Sayın Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet Baykan'a, Konfederasyon Başkanı Sayın Düşmez'e biz Ankara'daki yaşanan sorun ve sıkıntıları iletiyoruz. Tabii çözüm noktasında onların o bulmuş olduğu konum ve konum itibariyle bizlere katkı ve destek sunmalarını bekliyoruz. İnşallah bunu sunarlar ve bizler Ankara olarak sadece amatör spor camiası değil, Ankara'daki gençlisinden yaşısına kadar bugün sporla tanışmamız birçok gencimizin açısından son derece önem arz etmekte. İnşallah bunu kısa süre içerisinde hedefe ulaşırız, amacına ulaşırız ve Ankara'da testleşme hamlesi başlatır diye düşünüyorum. Ama yine bir kez daha söylüyorum, Ankara'da stat sorunu değil, tesis sorunu vardır. Başkanım, bir de ön plana çıkan bir başlık, yerel yönetimler. Evet. Gerçekten amatör spor için, daha doğrusu genel anlamda spor için yerel yönetimler çok önemli. Federasyonumuzun yerel yönetimlerle çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Yerel yönetimlerin yaklaşımı nasıl? Şimdi tabii son dönemler gerçekten Ankara Amatör Spor Kulübü'nde yerel yönetim ilişkileri belli bir noktaya taşıdık. Bu da tabii ki karşılıklı diyalogla, karşılıklı ziyaretlerle, bunlar
gerçek yerini ve mecrasını buldu. Çünkü bizler gönüllü insanlarız. Bizler gerçekten yerel yöneticilerimize fayda sağlama insanlarız. Ve dolayısıyla onların sportif eksik olan taraf, eksik olan sportif taraflarını tamamlayan ve ilçelerindeki kulüplerimizle işbirliği yaparak efendime söyleyeyim proje üretmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla belediye başkanlarımıza bunu çok bir şekilde anlatmamızın neticesinde bugün de onu çok net olarak görebildik. Sağlıklı bir iletişim kurma noktasına gelmişiz. Bu beni son derece mutlu etti. Bugün bütün metropol ilçe başkanlarımız olsun, diğer ilçe başkanlarımız olsun, hepsi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na kucağını sonsuza kadar açmış durumdalar. Her türlü ihtiyacımızda, sorunumuzda yanımızda oluyorlar. Ancak bu yeterli mi değil. Bunu biraz daha fazlalaştırmamız lazım. Biraz daha bunu daha aktif hale getirmemiz lazım. Yani tesisleşmenin sorunu çözülmesinde, malzeme ve ulaşım destek alınması noktasının çözülmesinde mutlaka yerel belediye başkanlarımızla yöneticilerimizle işbirliği yapmamız gerekiyor. Ve onların bize katacakları destek, kattıkları destek ve yaklaşımları sonucunda da Ankara'da birçok sorun üstesinden geleceğimizi ben canı gönülden inanıyorum. Ve bu zamana kadar da yani bizim ilk göreve geldiğimizden bu zamana kadar baktığımızda gerçekten yerel yöneticilerimize ciddi anlamda bir değişiklik var. Biz spor federasyonuz, herkese eşit mesafedeyiz ve bunu da bütün ilçe belediye başkanlarımıza hissettirdik ve onlar da bize bu anlayışla yaklaştıklarını gördük ve bundan da son derece mutlu olduk. Evet. Yanımızda Futbol Saha Komiserleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Erdal Sutay var. Evet Sayın Başkanım, Başkanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Evet, çok başarılı. Her yıl düzenlenen bir toplantı. Gerçekten Ankara amatör futbolunun sorunları tartışılıyor. Bir sonraki seneye bu sorunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çözüm için adımlar atılıyor. Sizin bir görüşünüzü alalım bu toplantı sonrasında. İzlenimleriniz neler? Ankara Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yaptığı bu toplantının Ankara amatör futboluna çok faydası olacağı kanısındayım. Bütün taban birlikleri ve kulüp temsilcileriyle sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimizle görüşerek eksikliklerimizi, hatalarımızı nasıl düzeltiriz onu birbirimizle görüşerek yapıyoruz. Onun için gelecek sezona çok faydası olacağını, hepimizin birbirini dinleyerek saygı ve hoşgörü çerçevesinde bütün sorunlara çözüm getireceğimize inanıyorum. Böyle toplantıların inşallah daha fazlası olur. Daha çok bir araya geliriz, daha çok sorunları hallederiz. Teşekkür ediyorum, başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanlar Kurulu toplantımız sona erdi. Yanımızda Ankara Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Celal Mutlu var. Sayın Başkanım, toplantının bir değerlendirmesini yapar mısınız? Biraz hakemlerimize yönelik eleştiriler oldu. Siz bu eleştirilere cevap verdiniz. Biraz daha bize ayrıntılı olarak neler söylersiniz? Efendim bu çalıştığa yanılmıyorsam 5. gelişim benim. Kulüplerle iç içe olmak, onlara tanışmak, başkanları, yöneticileri ve antrenörleri tanışmak, onlarla samimi ortam içerisinde, birbirimizi karşılıklı anlayış içerisinde görüşüp anlaşmamız açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hakemlere eleştiri olacaktı, biz bunu kabul ediyoruz. Eleştirilere karşı saygılıyız. Çünkü genç arkadaşlarımız, eskiden futbolcular gençliği hakemde yaşaydı. Bugün ise birçok hakimimiz genç ancak futbolcular yaşlı. Tabii bu çağ farkı arada bir iletişim kopukluğu neden oluyor. Bu bir dezavantaj mı başkanım? Evet, olgunlaşıncaya kadar bir dezavantaj. Ama olgunlaştıktan sonra belli bir süre eğitimden geçtikten sonra avantaja dönüşebiliyor. Buna da gruplarımızın oyuncu ve antrenörlerimizin anlayışı olması lazım. Bazı hatalar tabii ki olacaktır. Futbolun özünde vardır dedim bu. Yeter ki istekli ve bilinçli olmasın. Öbür türlü biz her hafta ve her ay eğitimle yapmak suretiyle arkadaşlarımızı teknik ve idari konularda eğitmeye çalışıyoruz. Evet. Bütün gayretimiz hatanın asgari seviyeye indirilmesi. Konuşmanızda bahsettiniz siz de yeni bir hakem ordusu geldi dediniz. Evet, daha yeni kurs bitirdi. Yaklaşık 200 kişilik 16 yaşından başlamak suretiyle en genç çocuklar aramıza katılıyor. Tabii bunlar
sahalara sürdüğümüzde hata yapacaklardı. Eğitimle tecrübe kazanacaktı. Tecrübe kazandıkça kendileri güveni gelecektir. Sahada güven geldikçe hata azalacaktır. Dolayısıyla bu konuşmada asgari seviyeye indirmiş olacağız. Peki kimler hakem olabilir? Kimler olabilir? 16 yaşından başlamak suretiyle Türk vatandaşı herkes hakem olabilir. Futbol oynamak olmak gerekiyor mu? Futbol oynamak avantaj. Avantaj. Oynaması tercih edilir. Çünkü sahadaki uygulamaları çok daha isabetli ve kararlı oluyor. Futbolu bildiği için de kendine bir avantaj sağlıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Bizde İl Hakem Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Akgöz hocamız var. Toplantıda kulüp antrenörlerimiz, kulüp yöneticilerimiz, hakemlerimize yönelik eleştirilerde bulundular. Siz bu eleştirilere cevap verdiniz ve bir öneride bulundunuz. Gerçekten bu öneri kulüp yöneticilerimiz açısından da olumlu karşılandı. Neydi bu öneri hocam? Tekrarlamak gerekirse iyi olur. Salona çünkü geç bir vakitte bu konuşmayı yapma fırsatım oldu. Başkanımızın da talimatıyla bizler her hafta sonu Ankara 19 Mayıs dış sahalarda İl Hakem Kurulu üyelerimizden nöbetçi bırakıyoruz. Mutlaka orası bizim adresimiz diyoruz ve orada bir yetkilinin bulunmasını istiyoruz. Dediğim şuydu ki takımlar hakemlerimizle ilgili olumlu veya olumsuz herhangi bir sorun yaşarlar ise, olumlu olduğu zaman da takdire şayan bir durum yaşarlarsa gelip bunu kurul üyelerimizle paylaşsınlar. Bu paylaşım esnasında da tek taraflı olmasın diye olumlu ve olumsuz hakkında konuşulan hakem kardeşimiz de orada olsun. Bu konuşulanlarla ilgili söyleyebileceği bir şey varsa yani yargısız infaz yapmayalım yüz yüze o da söyleyebilecekleri şeyler orada söylesin. Kurul üyemiz, il hakem kurulu üyemiz, diğer yöneticilerimiz, başkan vekilimiz, merkez hakem kurulu başkan vekilimiz hakimlik görevi yapsın. Takım yetkilisine, takım görevlisine bir şey söyleyecekse orada söylesin. Hakemimize bir şeyler önereceksek orada söyleyebilelim ve konuyu orada noktalayalım. Söylediğim buydu. Yani konuşmamın açılış konuşmamda söylediğim gibi iletişime açık olmamız lazım. Neler yaşıyorsak daha büyük boyutlara olumsuz olarak gidiyorsa hep iletişimsizlikten yaşıyoruz. İletişim halinde olalım. Ancak bu iletişimin bir düzeyi olmalı. O iletişim esnasında bile heyecanlanıp saygıyı yitirmeyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yerinde ve olumlu bir öneri. Zaten kulüplerimiz de desteklediler sizi. Umarız bundan sonraki bir sorunlarımızı tabii, yüz yüze konuşarak rahatça çözeriz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda biliyorsunuz bu sene Merkez Hakem Kurulu üyelerimiz de çok gençleştiler. Evet. Bu illere de sirayet etti. Ankara İl Hakem Kurulu üyelerimiz şu anda isim olarak saymam gerekirse ben 2 yıl öncesine kadar Süper Lig yardımcı hakemiydim. Bora Budak kardeşim hakem atama sorumlumuz geçen yıl daha ulusal hakemimizdi. Muharrem Yılmaz Süper Lig yardımcı hakemimizdi. Hilmi Alper Şenkal daha geçen sene yine klasman hakemimizdi. 3 tane de değerli abimizi, çok değerli tecrübeli olan abilerimiz de başımızdalar. Onlarla birlikte iletişime her zaman açık olduğumuzu dile getiriyoruz. Karşı taraftan da bu saygılı iletişimi alır isek çok daha amatör futbolumuzu farklı yerlere getirebiliriz diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Başkanlar Kurulu toplantımız sona erdi. Yanımızda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Nazmi Erdener'in var. Evet hocam, toplantımız sona erdi. Biliyorsunuz her sene yapılan başkanlar kurulu toplantısında amatör sporun sorunları, kulüplerin sorunları dile getiriliyor. Çözüm önerileri söyleniyor ve önümüzdeki sezonda bu hataları aza indirmek, bu sorunları çözmek adına adımlar atılıyor. Sizin gözlemleriniz ve değerlendirmeniz nelerdir? Ben ilk defa bu kurultaya katıldım. Gayet de yani olumlu gördüm. Çünkü İnsanlar yüz yüze bazı şeyleri tartıştıkları zaman daha net neticelere varmamız kolay oluyor. Şimdi hep dışarıda antrenörler bir farklı konuşuyor, idareciler bir farklı konuşuyor, futbolcular bir farklı konuşuyor. Herkes hataları birbirine yüklemeye çalışıyor. Aslında burada bütün taban birlikleri hep bir arada çorbanın tuzunu da, karabiberini de, yağını da, suyunu da hepsi biri. Yani birisi olmadığı zaman bu işler olmuyor. Yani bu işlerde mutlaka hatalar oluyor. Antrenör hata yapmıyor mu? Yapıyor. Seyirci hata yapmıyor mu? Yapıyor. Başkan hata yapmıyor mu? Yapıyor. Oyuncu hata yapmıyor mu? Yapıyor. Hakem aynı şekilde. Hatalar olmadan zaten doğruyu bulabilmek, o zaman herkes mükemmel olur. Evet. Onun için burada işte birbirleriyle olan ilişkileri daha net olarak birbirine saygı duyarak değerlendirmeleri güzel oldu. Artı başarıyı yakalamamız için en önemli şey benim için sevgi ve saygının en
üst düzeyde olması gerekiyor. Yani sevginin, saygının olmadığı yerde ben hiçbir şeyin başarılı olacağına inanmıyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Başkanlar Kurulu toplantısında Metropolspor Kulübü Başkanı Osman Ateş'le birlikteyiz. Metropolspor başkentin bayan futbolunda önüne gelen kulüplerinden birisi. Yarın çok önemli bir maça çıkacak. Evet. Metropolspor kazandığı takdirde ikincilikte olacak. Gerçekten bayan futboluna önem verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz size. Ankara için çok önemli bir kulüpsünüz. Playoff maçından başlayarak ve ondan sonra da başkanlar kurulu toplantısını bir kısa değerlendirmesini alabilir miyiz? Şimdi playoff maçı öncesinde tabii ki başkanlar kuruluna katılmak zorunda kaldık. Buradan da acile bir şekilde tekrar oraya yetişme durumunda olacağız. Playoff maçı bizim için Ankara'yı temsil etme adına çok önemli bir maç. Ümit ederim ki buradan da ikinciye çıkma bize nasip olur. Öncelikle Ankara'yı bu grupta, bu finaller grubunda en iyi şekilde temsil etmek. İkincisi de ikinciye takım çıkarabilirsek bunun Ankara'da kızlar üzerindeki etkisi iyi olacağını düşündüğümüzden bu turu mutlaka almak istiyorum. Bu konuda da takıma ve yönetimimiz adına da kendimize güvendiğimizi söylemek isterim. Bu böyle. Başkanlar Kurulu toplantısı her sene geleneksel olarak yapılan bir toplantı. Bu tüm spor camiasını, Ankara camiasını ilgilendiren bir toplantı haline geldi. Burada çok iyi şeyler paylaşılıyor, çok iyi şeyler görüşülüyor, düşünülüyor. Yeni fikirler öne atılıyor. Daha sonra bir sene sonrasında bunlar yapıldı mı, yapılmadı mı bunlara bakılıyor. Bu yönden çok etkili olduğunu düşünüyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bu açıdan da tebrik ediyorum kendilerini. Başkanım, şimdi bayan futboluna tekrar geri dönersek. Başkent'te bayan futboluna bakış nasıl? Sporcularımız yeterli sayıda mı sizce? Ve ben şuna inanıyorum ki Metropolspor ikinci lige çıktığında biraz daha yönelim fazla olacak. Çünkü başarı olduğu zaman biz biraz daha o yöne doğru gidiyoruz. Sizin değerlendirmeniz neler? Şimdi başkentte şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Başkentteki bayan futbolu yaklaşık 6-7 yıla dayanan bir futbol. Şöyle kızlar daha çok diğer branşlara yöneltilmiş durumda. Ve futbol oynamaları da 2 sene öncesine kadar da hani böyle çok hoş karşılanan bir şey değildi. Biz bunun çok sıkıntılarını çektik. Bu sıkıntılardan kurtulmak önce ilk önce yaptığımız şey Türkiye'de bir iyilik olan kız futbol okullarını açtık. Erkeklerin futbol okulu varsa neden kızların olmasın diye düşünüp böyle bir çalışma yaptık ve onun semeresini toplamaya başladık. Daha önce okullarına gidip tek tek ne olursunuz bizde top oynayın, ne olursunuz bizde futbol oynayın dediğimiz kızlar şimdi artık kendileri gelmeye başladı bize. Tabii ki bu konuda başarılı olabilirsek, yani birincilik, ikincilik seviyesine çıkabilirsek tabii ki mutlaka diğer kızlarımız da bu spora yönelecektir. Artık velilerin bakış açısı da eskisi gibi değil. Şimdi daha önce en kötü sahalarda futbol oynamamıza izin veriliyordu. Yani şöyle kötü demeyeyim de yani atıyorum bir 19 Mayıs stadı değil de işte gidip Batıkent'te oynayın veya işte Sincan veya işte gidin işte herhangi bir maçın oynanmadığı bir yerde yapılıyordu bu maçlar. Ve görecelik açısından da iyi değildi. Yani görmüyor, kimse görmüyor. Biz kendi kendimiz orada futbol oynuyor bir durumundaydık. Şimdi artık bu değişti. Biz Mamak stadında oynuyoruz. Neredeyse Ankara'nın göbeğinde bir stad. Herkes ulaşabiliyor, herkes gelebiliyor. Özellikle veliler de maçlara geldikten sonra her şey daha çok değişti. Artık eskisi gibi kız futbolcu sıkıntımız yok. Daha iyi bir havuzdan oyuncu seçme şansımız oldu. Bu da bizim için başarıyı getirdi. Yanımızda Cebeci Spor Kulübü Başkanı Cengiz Paça var. Hocam, Başkanlar Kurulu toplantımız sona erdi. Sizin bir öneriniz vardı toplantıda. U19 finalleriyle ilgili sanırım. U16 mıydı? Playoff mücadeleyle evet, ilgili. Evet. Neydi öneriniz? Öncelikle şunu düzelteyim. Cebeci Spor Asya Kafe temsilcisi ve teknik sorumlusuyum. Başkanımıza da buradan saygılar sunuyorum. Önerimiz şu. Şimdi sezon boyunca profesyonel takımlar ve bal ligi takımları iki grupta toplanıyorlar. Evet. U19 liginde şampiyona playoff bu iki grup aynı torbada yer alıyor. Fakat 17, 16, 15, 14 diye giden liglerde de torba sistemi yapılıyor. Şimdi semt takım olarak playofflarda
Yani işte Hacettepe, Etimesgut, Gölbaşı, işte Altındağ Belediyesi gibi takımlarla mücadele etmek bir semt takımı için çok zor. Çünkü çok büyük bir şey var. Yani güç dengesi var ve bunu herkes farkında. Biz de diyoruz ki sezon başı yapılan sistem, daha doğrusu 19'daki yapılan sistem bütün gruplarda yapılsın. Statü tabii ki, tabii ki. Ve bu bizim yani önümüzdeki sene için önerdiğimiz bir sistem. Faydalı da olacağını düşünüyoruz. Çünkü semt takımların çocuklarında belli bir hayali var. Türkiye Şampiyonası görme şeyi var. Ki orada da değindim. Ankara takımlarının, profesyonel takımlarını ayırsak dahi ayrılıyor ki şu anda ayrılıyor. Senelerdir ayrılıyor. Ve ne şampiyonluk, ne Türkiye şampiyonluğu, ne bir derecesi var. Onun için güçlü takımları ayıralım mantığı burada çürümüş oluyor. Biz istiyoruz ki semt takımları ayrılsın, kendi arasından çıksın. Peki bu öneriniz kabul gördü mü? Yani statü ya, belirleme noktasında? Önümüzdeki sene konuşulacağını biz de kulübümüz adına bu işin üzerine gidip ASKF ile zaten ilişkilerimizde devamlı sürmekte. İlerleyen dönemlerde buna bakacağız. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yanımıza Keçiören Bağlam Spor Kulüp Başkanı Levent Kızılat var. Başkanım, bu sene çok başarılı bir sezon geçirdiniz. Bölgesel amatör lige yükseldiniz. Baraj maçında bölgesel amatör ligde mücadele eden DSİ Spor'la mücadele edip maçı kazandınız ve Ankara'yı bölgesel amatör ligde temsil etme hakkını kazandınız. Öncelikle bu sezonun değerlendirmesini yapar mısınız bize? Nasıl geçti sizin için sezon? Tabii her sezon kolay geçmiyor. Evet. Bizim gibi diğer takımlarda kendilerine göre bir strateji belirleyip onun doğrultusunda devam ediyorlar. Tabii bu sene bir sadece Sincan mağlubiyetiyle kapattık sezonu. Bizim için futbol açısından iyi bir sezondu. Playoff maçında da tabii DSİ güçlü bir rakipti. Oturmuş bir takımı vardı. Bölgesel amatör ligde oynamanın da bir avantajı vardı tabii. Bunu bilerek çıktık sahaya. Üstün olan tabii DSİ'ydi. Ama sonuçta futbol bir skor oyunu. Sonuç bizden yanaydı. Ve bölgesel amatör ligde önümüzdeki yıl Ankara'yı temsil etmeye hak kazandık. Tabii bizim hedefimiz üçüncü lig. Önümüzdeki yıl inşallah ona göre bir takım oluşturacağız. Onun hazırlıklarına da başladık. İnşallah önümüzdeki yılda bizim istediğimiz gibi bir sezon geçer. Tabii bu bizde sadece futbol yok. Okey takımımız bildiğiniz gibi bizim Türkiye şampiyon oldu bayanlarda. Mayıs'ın 12'sinde Fransa, evet. Fransa'nın Lille şehrine gidecekler. İnşallah ülkemizi temsil edecekler orada. Orada da iyi sonuçlar bekliyoruz. Biz de tabii ki size başarılar diliyoruz. Başkanım, size şunu sormak istiyorum. Ball Ligi statüsüyle ilgili bize neler söylesin? Sanki orada bir sıkıntı var gibi geliyor, evet, bana. Çünkü DSİ Spor Ligi 5. bitirdi. Ve kaderi bir maça maalesef kaldı. O maçta yenildi. Tekrar Süper Amatör Ligi'ye düştü. Siz Süper Amatör Ligi 2. bitirdiniz. O maçta DSİ'yi yendiniz. Evet. Ball Ligi'ne yükseldiniz. Statüde bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Ya kesinlikle var. Yani bunu şimdi Sincan Sal Ligi'nde şampiyon oldu ama playoff maçında Kazan'a yenildiği için maalesef çıkamadı. Şimdi Sincan başarısız mıydı? Hayır, tabii ki değildi. Tabii şampiyon değil, bir takım. Şimdi bizim bölgesel amatörden düştüğümüz sene de 6. bitirmiştik yanılmıyorsam. 6. bitirdik ve küme düştük. Şimdi burada tabii biz yerel, yani belediye kulübüyüz. Ligi 6. bitirip de küme düşmenin ne demek olduğunu kimseye anlatamıyorsunuz. Bütün bir sezon. Yani bütün bir sezon. Yani başarısız mısınız? Baktığınızda genelde değilsiniz. Ligi 5. 6. 4. bitirmişsin. Fakat playoff maçında elendiğiniz zaman küme düşüyorsunuz. Burada bir sıkıntı var. Yani bunu biz kursaklar olsun, altında olsun, DSİ Kazan, bu arkadaşlarla da görüşüyorduk zaten kulüp başkanlarıyla. Burada bir sıkıntı var. Bu sadece bu yani Ankara barajı yani ya da il barajı. Ankara için değil zaten.
Ya başka il tabii il barajı uygulanıyor. Bunun biz yanlış olduğunu en baştan beri söylüyorduk. Bunun düzeltilmesiyle alakalı girişimler oldu. Yani bu dünkü basında da yansıdı zaten. Fatih Terim'le bununla alakalı bir görüşme yapıldı. Sadece bu değil. Bunun haricinde mesela Ziraat Türkiye Kupası'nda bölgesel amatör takımlar temsil ediliyor sözde. Fakat bölgesel amatörde benim rakibim il takımı oynuyor. Fakat ben Ankara takımıyım, oynayamıyorum. Burada da bir adaletsizlik var. Bunun gibi bazı sıkıntılar var. Bunları dile getirdik. İnşallah Türkiye Amatör Spor Kulüpleri bununla alakalı bir çalışma yapar diye düşünüyorum. Bir düzeltme yapar diye düşünüyorum. Tabii burada bölgesel amatör lig bana göre üçüncülükten daha zor bir lig. Zor, evet. Yani üçüncülük bence daha kolay. Onun için burada mevcut 140 takım var yanılmıyorsam. Şimdi bütün herkes para harcıyor. Yani genele baktığınızda ortalama 120 ile 150 trilyon arasında bir lig, bölgesel amatörlük. Burada bu kulüplere de bir desteğin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz, yani bizim bir imkanımız olabilir. Belki götürüyoruz ama imkan olmayan kulüpler olabilir. Biz kurum takımıyız. O yüzden buralarda da bir düzeltmeler, iyileştirmeler yapılmasını umut ediyorum. Bu yönde de bir çalışma var. İnşallah olumlu sonuçlanır diye düşünüyorum. Biz de takip edeceğiz başkanım. İnşallah. Size Bal Ligi'nde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.